Robotik cerrahi kapalı cerrahi yöntemlerden bir tanesidir. Bu operasyonun esnasında robot denilen elektronik ve bilgisayar destekli bir sistem kullanılarak operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Amacı ameliyatların daha hassas ve dikkatli şekilde yapılmasını sağlamaktır. Robotik cerrahi ameliyatları laparoskopikine benzer bir şekilde karına 3-4 tane port dediğimiz giriş yerleri yerleştirildikten sonra yapılmaktadır. Karın gazla şişirilmekte, ardından robotik cerrahi enstrümanları karın içerisine yerleştirilmektedir. Burada görmüş olduğunuz konsol aracılığıyla cerrah operasyonu gerçekleştirmektedir. Jinekolojide laparoskopinin uygulandığı neredeyse her operasyon robotik cerrahi ile de gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle riskli bölgede yerleşmiş miyomlar veya karın içi yapışıklığa neden olan endometriyoz hastalığında olduğu gibi yaygın yapışıklığın olduğu hastalıklarda robotik cerrahi sisteminden faydalanmaktayız. Ayrıca kanser operasyonları gibi lenf bezlerinin toplandığı ameliyatlarda da robotik cerrahi ek avantajlar getirmektedir. Robotik cerrahi açık cerrahi ile kıyaslandığında çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi açık cerrahiye göre çok daha küçük kesiler yapıldığından ameliyat sonrasındaki ağrıların azalmasıdır. Bunun dışında kesi yerlerindeki izlerin daha az olması, ameliyat sırasındaki kan gereksiniminin ve ameliyat sırasındaki kanamanın az olması, daha erken hastaneden taburculuk ve yaşama daha erken dönüş gibi avantajlar sayılabilir. Robotik cerrahi tamamen cerrah kontrolünde gerçekleştirilen bir operasyondur. Cerrahla hasta aynı odada yer almaktadır. Cerrah, cerrahi konsol denilen bu aletten bütün ameliyatı kontrol etmekte, aynı zamanda hasta başında da asistanı ve hemşiresi bulunmaktadır. Robotik cerrahi, uygun tıbbi ve teknolojik altyapıya sahip merkezlerde uygulanabilmektedir. Ülkemizde 30'un üzerinde robotik cerrahi sistemi kullanan hastane vardır. Bu alanda eğitim alan cerrahlar, robotik cerrahi sertifikası alarak bu operasyonları gerçekleştirebilirler. Robotik cerrahi, miyom ameliyatlarında da çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, riskli bölgede yerleşmiş miyomların alınması esnasında çevredeki organlara hasar verme ihtimalinin azaltılmasıdır. Cerrah, cerrahi konsoldan 3 boyutlu olarak görerek bu ameliyatların daha büyük bir hassasiyette yapılmasını sağlar. Robotik cerrahi, endometriyoz hastalığının tedavisinde çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bu hastalıkta meydana gelen yaygın yapışıklıkların daha rahat açılmasıdır. Bunun dışında, bu cerrahi aletler sayesinde damarlar gibi, sinirler ve idrar kanalları gibi yapılara zarar verme ihtimalimizin azalmasıdır. Jinekolojik kanserlerin tedavisinde robotik cerrahi kullanılabilmektedir. Bu kanserlerin başında rahim ağzı kanseri, rahim yani endometriyum kanseri yer almaktadır. Bu kanser cerrahileri esnasında damarların etrafında bulunan lenf bezleri toplanmaktadır. Robotik cerrahi sayesinde bu lenf bezi toplama işlemi, lenf diseksiyonu işlemi daha büyük hassasiyetle ve daha güvenilirlikle uygulanabilmektedir. Robotik cerrahi ile yapılan rahim ağzı yani serviks kanseri ameliyatları esnasında lenf bezleri büyük bir hassasiyetle damar yapıları korunarak yapılabilmektedir. Bunun dışında mesane ve bağırsaklara giden sinirler de korunarak ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilir. Endometriyum yani rahim kanserinin cerrahi tedavisinde robotik cerrahi artık daha sık kullanılmaktadır. Bu cerrahi esnasında rahim, yumurtalıklar ve lenf bezleri toplanmakta ve bunlar patolojik incelemeye gönderilmektedir. Robotik cerrahi sayesinde lenf bezlerinin toplanması esnasında damar yaralanması riski azalmakta ve kanama minimuma indirilmektedir.